Eğer seçili olan alanımıza bir vurgu rengi eklemek istersek, gelip buradan istediğimiz bir vurgu rengini seçebiliriz. Alt rengini değiştirir. Eğer ki yazının rengini de değiştirmek istiyorsak biz, bakın şurada yine A var. A ile yazının rengini değiştirebiliriz. Yazının rengini de bu şekilde değiştirebiliriz. Şu kısımda şimdi biz buraya bir sürü şey uyguladık, değil mi? Arka plan rengi uyguladık. Yazının rengini değiştirdik. Altına çizgi uyguladık. Altına çift çizgi yaptık. Alt çizginin rengini değiştirdik. Dolayısıyla başka bir başlığım daha varsa ve ben bunların hepsini ona da uygulamak istiyorsam, gidip mesela şuraya da uygulayacağımızı düşünelim. Gidip de buraya bütün hepsini teker teker baştan seçmeme gerek yok. Ne yapabilirim? Biçim boyacısı bu işe yarıyor işte. Gelip burada uygulamak istediğim biçimi seçtikten sonra biçim boyacısını seçebilirim. Ve daha sonra ekrandaki mouse'un şekli değişir, fırça şekline gelir. Daha sonra nereyi seçersek aynı uygulamayı oraya da yapar. Şurayı seçtiğim zaman aynı uygulamayı buraya da yapmış olur. Yani yanlış bir yere uyguladınız diyelim bu biçimi. Zaten neyle geri alabiliyorduk? Ctrl ile Z ile geri alabiliyoruz. Veya uygulamış olduğumuz biçimi temizlemek istiyorsak şuradan biçim temizleme aracıyla temizleyebiliriz. Şimdi paragraf kısmına geçelim. Paragraf kısmına geçtiğimizde mesela başlığımı ben sayfanın tam ortasına ortalamak istiyorum. Bunu yapabilmem için ya şuradan gelip boşluk bırakarak ilerlemem lazım ki bununla tam olarak ortalayamam. Tam olarak ortalamak istiyorsam şuradaki metin hizalama araçlarını kullanmam lazım. Şu anda en sola hizalı olarak duruyor. İstersem ortaya hizalı veya sağa hizalı bir şekilde ayarlayabilirim. Başlık olduğu için ortaya hizalı bir şekilde ayarlıyorum. Eğer ki metin paragraf hizalayacaksam, paragraflar genellikle daha düzgün gözükmesi için iki yana yaslı bir şekilde hizalanır. Seçtiğimde bakın bir paragraf daha ileride bitiyor, biri daha geride bitiyor, biraz daha ileride. Bunun tek bir düzen içerisinde gözükmesi için sola, ortaya, sağa hizalı değil, iki yana yaslı bir şekilde hizalanması gerekiyor. İki yana yaslı olduğunda aynı hizada başlıyor satırlar ve aynı hizada bitiyor. Kelime aralarını buna göre ayarlıyor Word otomatik olarak. Bir de satır başına değineyim. Satır başını yapmak için her paragraf başında bırakılması gereken boşluğu ayarlamanız, her seferinde doğru olarak ayarlamanız pek mümkün değil. Bunun için boşluk tuşunu burada kullanmıyoruz. Boşluk tuşunu kullanmak yerine burada bir kere tab'a basıyoruz. Tab tuşu Caps Lock tuşunun üzerindeki sağ sola ok olan tuştur. Ve daha sonra paragraftaki satır boşluklarını ayarlamak için şurada aşağı yukarı ok var. Bu oka tıkladığımızda 1,15 satır aralığı bırakıldığını görüyoruz. 1,5'a kadar normal standartlar ölçüsünde bırakılabiliyor. Eğer ki aradaki farkı siz daha iyi anlayın diye şimdi biraz daha açacağım bu aralığı. 3 çok fazla bir aralık. Yani araya bir satır daha sığar neredeyse. Dolayısıyla bu kadar boşluk bırakmamamız lazım. Standart olan boşluğumuz 1,15 veya 1,5 arasında kullanılıyor. Eğer ki ben bir gölgelendirme yapmak istiyorsam, yani vurgulama yapmak istiyorsam, mesela şuradaki maddeye vurgu yapmak istiyorum ben. Buradaki söze daha doğrusu. Bu söze vurgu yapmak için gelip şuradaki arka plan rengini değiştirebilirim. Kırmızı yapayım. Daha sonra buradaki yazı rengini beyaz yapayım ve bunu çerçeve içine alayım. Çerçeve içine almak için yine seçili olan kısmı şuradaki butonu kullanıyoruz. Eğer buradan farklı bir şey seçmek isterseniz yine yanındaki küçük oka tıklayıp alt kenarlık, üst kenarlık, sol kenarlık, sağ kenarlık farklı farklı seçenekleri kullanabilirsiniz. Veya dış kenarlık derseniz dışına otomatik bir çerçeve çizmiş olursunuz şu şekilde. Çerçeve içi renkli, yazı renkli. Vurgulamak istenen alan bu şekilde farklılaştırılabilir. Geri alalım. Evet, şimdi buradaki madde, işte bu hususla ilgili bazı sözlerini maddeler halinde yazmak istersek.
Yine burayı seçtikten sonra şuradaki madde ime ekleme araçları var. Bunlardan herhangi birini tıklayarak bunları maddeler haline getirebiliriz. Başındaki simgeyi değiştirmek istersek yanındaki küçük oka tıklayarak bakın şuradaki farklı simgelerden yararlanabiliriz. Hangisini seçersek o şekilde maddelendirir. Eğer ki bir alt madde eklemek istersek bunun altına veya şöyle göstereyim simge şeklinde maddelendirebiliriz. Veya ben bunu sayılarla maddelendirmek istersem, 1'i 2 şeklinde maddelendirmek istersem yanındaki maddelendirme butonuna tıklayabilirim. Şu şekilde tıkladığımda 1, 2 şeklinde maddelendirmeye devam eder. Veya yanındaki küçük oka tıklayarak 1, 2, 3, ABC veya büyük ABC şeklinde yine maddelendirebilirim. Eğer ki ben buna bir alt madde eklemek istersem, buraya geldikten sonra geçtim. Bakın ikinci madde B, üçüncü madde C oldu. Bunu bir içeriye kaydırarak, içe kaydırmak için kullanılan butonda şuradaki girintiyi artırma ve girintiyi azaltma butonlarıdır. Girintiyi artırabilirim. Bakın girintiyi artırdığım zaman C olan B'ye döndü ve yeni bir madde şekli verdi buna. Ben bu madde şeklinin de bir şeklinde olmasını istersem gelip yine buradan ayarlayabileceğim gibi istersen buradan da gelip seçim yapabilirim. Şu şekilde bir şeklinde çevirebilirim. Yani maddelendirme ile ilgili ayarlarımı buradan yapabiliyorum. Madde şeklinde mi olacağını, 1-2 şeklinde mi sayacağını veya ABC şeklinde mi sayacağını hepsinin maddelendirmesini buradan ayarlayabilirim. Eğer ki hazır olarak kullanılan şablonları kullanarak ben bir başlık belirlemek istiyorsam yine başlığımı seçtikten sonra buradaki hazır şablonların üzerine gelip beklediğimde bakın zaten bunun ön izlemesini bana gösteriyor. Şuradaki yine küçük oka tıklayarak farklı şablonlara da göz atabilirsiniz. Buradan herhangi birini beğendiğinizde üzerine tıklamanız yeterli bunun uygulanması için. Bu şekilde uygulama yapabilirsiniz. Diyelim ki bu 2 sayfalık değil de 200 sayfalık bir doküman. Bu 200 sayfalık doküman içerisinde siz bir paragrafı, bir cümleyi, bir kelimeyi arıyorsun. Bunun tamamını okuyup bulmaktansa şuradaki düzenleme kısmındaki bul kısmına tıklayarak neyi arıyorsanız buraya yazabilirsiniz. Buraya yazmış olduğunuz kelimeyi mesela ile bul dediğimde bakın üzerine işaretleyerek benim için buluyor. Sonrakini bul, sonrakini bul şeklinde devam edebiliyorum. Eğer istersem dokümanını oluşturduktan sonra fark ettim ki ile yazdığım yerlere V yazmam gerekiyordu. V yerine yanlışlıkla ile yazmışım. Bunu değiştirmem lazım. Tüm dokümanı araştırarak 200 sayfalık bir dokümansa 200 sayfalık dokümanı araştırarak tüm ileleri bulup değiştirmem çok zor. Onun yerine değiştir butonunu tıklayarak aranan seçenek ile yeni değerim ne olacak onun yerine V. Değiştir dediğimde bakın tüm değişiklikleri uygula dediğimde 6 değişiklik yapıldı diye uyarısını veriyor. Bu şekilde dokümanımın içindeki tüm ileleri V ile değiştiriyor. Giriş kısmındaki pano, yazı tipi, paragraf, stiller ve düzenleme araçlarının tamamını İncelemiş olduk. Genel yapısıyla ilgili bilgi vermiş olduk. Sizin sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa onları alabilirim.